Arkadaşlar merhaba kanalda yine çok çaldığımız sorulardan e, birisi bu. Yurt dışına gitmek istiyorum yazılımcı olarak ama diplomam yok üniversite mezunu değilim ya da ön lisans mezunuyum ya da farklı bir bölümden mezunuyum e, işte yurt dışında iş bulabilir miyim yazılım alanında gibi çok çaldığımız bir soru. Yurt dışı konusunu detaylı şekilde konuştuğumuz çok fazla içerik var bununla beraber e, Diplomasız yazılımcı olmak, alaylı yazılımcı olmak üzerine çok şey konuştuk. Diplomasız yazılımcı olmak isminde bir videomuz da var. İzlemediyseniz onları da izleyin. Bu kanal bir yurtdışı özendirme kanalı değil arkadaşlar. Ee, en baştan bunun uyarısını da yapayım. Ee, kanalın takipçisiyseniz zaten benim görüşlerimi az buçuk biliyorsunuz bu YouTube kanalları farklı kafalarda farklı şeyler olabiliyor. İşte gidip market fiyatlarından, iPhone Pro Max fiyatlarından Mercedes fiyatlarından dem vurup işte öyle böyle kıyaslamalar falan filan yapan gazilyon tane kafa var. Ben bu kafalarda bir bakış açısına sahip değilim. Benim görüşüm şartlar ne olursa olsun Türkiye'deki durumu biliyorum. İnsanın en makul en mutlu yaşayabileceği ülkesinin kendi ülkesi olduğu kanaatindeyim. Bilmiyorum cümleyi ne kadar dil bilgisi anlamında doğru kurdum ama ön yargılarınızı kenara koymanız lazım. Yani yurt dışını bilmiyorsunuz, yurt dışında yaşamanın ne olduğunu da bilmiyorsunuz çoğunlukla. işte belli kafalarla, belli düşüncelerle planlar, hayaller kuruyorsunuz. Bu hayaller makul de olabilir eğitim için gidebilirsiniz ya da farklı işte para kazanmak için, kariyer için gidebilirsiniz. Bunda sorun yok. Ama bu bir özendirme podcast'i değil. E şimdi arkadaşlar, yani yurt dışına e, yazılım alanında çalışma fikri e, teknik olarak mümkün mü sorusunun en kısa cevabı evet mümkün. Ama çok zorlu bir yol. Bu zorlu yoldaki en büyük problem vize konusunda ön plana çıkıyor. Yani işe girme kısmında, mülakatlarda İş başvurularında vesairelerde o kadar büyük bir obstacle yani bir engel değil önünüzde. Ama vizede e, bu konu çok önemli. Bizim 500 degree dediğimiz yani BSC yazar yani iş başvurularında. Türkçesiyle aslında bir üniversite, 4 yıllık örgün eğitim diploması gibi düşünebiliriz bunu. Bu bayağı ön plana çıkan bir parametre. E, bununla ilgili hatta şey vardı. Sedat Kapanoğlu bu SSG. Ekşi Sözlü'nün kurucusu arkadaş. O bile e, yıllar önce Microsoft'tan bir iş teklifi almıştı. Sponsorship vizesi. E, dünyanın en büyük firmalarından bir tanesi ama e, Amerika hükümetinin e, vize engeline takıldı. E, ve e, işte onu telafi etmek için bir özel üniversiteye kayıt yaptırdı. Sonra orada yürütemedi. Sanırım şey yaptı e, bir açık öğretim falan bitirdi de tam da hikayeyi hatırlamıyorum. Öyle şekilde alabildi bir şekilde vizeyi. Bu vize konusunda en büyük engeliniz oluyor. Bunun dışında yurt dışına geldiniz. Bir şekilde çalışma izniniz varsa iş başvurusu yaptığınız zaman mülakatı geçtikten sonra sorun yok. Yani bir burada size bir yazılım şirketi işte bana bilgisayar mühendisliği diplomanı gönder gibi bir şeyde bulunmaz çoğunlukla. Ben bugüne kadar pek denk gelmedim açıkçası. Mülakatı geçinceye kadar birçok konu. Ama şu var işte yani o vize başvurusu yapacağın zaman senin background'unun başvuracağın işe uygunluğunu mesela bu şekilde denetliyorlar. Vize jürisi ya da işte Ankara Anlaşması vizesi gibi şirket kurduğun vizeler varsa buralarda işte bir belge toplama esnasında diyorsun ki ben bu alanda uzmanım. İşte bu alandaki eğitimim de bunun üzerine. Bu alanda lisansa da yüksek lisans eğitimim var. Ve bu destekleyici belgeler kısmında bu üniversite diplomasının çok büyük bir e, önemi var arkadaşlar. Aklınızda olsun. E, Birçok arkadaşım şu konuda yanılıyor. Ya işte üniversite zaman kaybı, üniversitede çok fazla burden yani böyle şey angarya konu var. E, böyle vızvız bir sürü şeyle dikkatimi dağıtmak istemiyorum. Ben direkt işte yazdığımda kendimi e, kanıtlayıp yazdığım ürünleri çıkartıp bu alanda başarılı olup ben yönüme bakmak istiyorum gibi düşünüyorlar. Kısmen haklısınız da. Fakat şöyle bir durum var. Hayatın bazı gerçekleri var. Belli noktalarda title dediğimiz şey maalesef karşınıza çıkar. Bu şimdi bazı podcastlerde ben bu konuyla ilgili farklı görüşü, düşünüyormuş gibi bir görüş şey yapıyorum ama şu var. Üniversite sizin belli konularda işinizi kolaylaştırıyor kendini defalarca kanıtlama ihtiyacını hissetmiyorsun. Sen bu programı bitirdim diyorsun, bu da bitirme projem diyorsun, şu ara staj yaptım diyorsun, belli bir bandı tamamlamış oluyorsun. Ama alaylı adam gerçekten bu konuma gelmesi için belki bir ürün çıkartıp işte belki 15-20 tane mutlu müşterisi olması gerekiyor falan filan böyle hayatın realiteleri var. Üniversite peti aslında dediğim gibi işinizi kolaylaştıran bir pet ve bunu çok böyle gözünüzde büyütüp bir zorluk bir angarya gibi görmeyin arkadaşlar. Üniversiteden 4.00 ile mezun olmak zorunda değilsin. DGS yap, ne bileyim açıktan oku, uzaktan oku, kenardan oku, yandan oku, ne yapıyorsan yap ama o 4 yılı bir şekilde tamamla. 2.00 ile tamamla. Bakın benim kendi diploma notum 2.40 bir şeydi yani. Sadece çok sevdiğim derslere çalışırdım. Ne bileyim işte algoritmaların AA alıyordum, data Structures'dan AA alıyordum, işletim sistemleri vesaire böyle sevdiğim yazılıma yönelik derslerden AA alıyordum. Elektronik derslerinden de ya da sevmediğim derslerden de işte geçecek kadar CC, DD bilmem neyle günü kurtarıyordum. Aynı felsefeyle geçsen de bir şekilde şey yap yani diplomanatuna hiçbir şirket zaten hiçbir ortamda takılmaz. Çok böyle akademik bir işe bulaşmayacaksan e, ok okulu bir şekilde bitir. Yani şu 2022-2023 senesinde hala ben üniversite okumuyorum, üniversite okuyamıyorum, durumum yok, bilmem neyim yok, imkanım im yok falan filan demenin hiçbir şey yok, mazereti yok. Okulun uzasın, o da problem değil. Girdin bir şekilde, yap, site işlerini yap işte, parça iş al, oradan buradan freelancing yap. Bir yandan da okulunu oku bir yandan, 4 senede bitirme de 5 senede bitsin yani ne olacak ama o diplomanı bir şekilde al, Kenara koy. Yurt dışı olmazsa başka konularda işine yarar bir şekilde. Biraz şey yapın. Yani üniversite konusunu kafanızda çok böyle devleştirmeyin. Ve üniversite konusunu çok şey de yapmayın. Hani küçümsemeyin de. O şekilde söyleyeyim. Çağ çok gelişti artık. Rekabet de fazla. Üniversiteliler arasında bile çok fazla rekabet varken sen bir de bunlara karşı fark atma ihtiyacın olacağı için eee bu konuya da böyle bir ilgi çekeyim istedim arkadaşlar e, kanalda bir turlayın çokça konuşuyoruz bu yurt dışı konularını alaylı konuları falan filan da e, her şeyin başı elbette proje çıkarabilmek üretebilmek ama bunun destekleyici kısmında e, 4 yıllık o ya da işte şey tabirle BSC'nin de bir önemi var bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.